Arkadaşlar kafam inanılmaz karışık. 3 gündür röportaj izliyorum, röportaj izliyorum, röportaj izliyorum. Aha kafam allak bullak oldu yemin ederim. Psikolojim bozuldu. Yani hiç iyi değilim. Ama başlıyoruz. Ekonomi nasıl sizce Türkiye'de? Burada iyi. Burada gerçekten iyi. Bence Almanya'dan daha iyi. Ya açıkçası bir haftadır röportaj izliyorum. Bence Almanya batmış. Almanya nasıl? Almanya berbat durum ya. Çalışmaktan başka bir şey yaptığınız yok. Hani burada yaşayanlar diyor ki ne Almanya'da yaşayınca her şeyi bedavaya alabiliyorsun. Niye öyle diyorsunuz? Ayıp değil mi? Ama şimdi böyle bir durum var. Şimdi birazdan sabah 5'te kalkıyoruz derse şaşırmam. Şimdi Almanya'da yaşayan insan bunu bilir. Her gün sabah 5.30'da kalkıp akşam 8.30'a kadar çalışıyorsun. Kaç saat çalışıyormuşuz? Her gün sabah 5.30'da kalkıp akşam 8.30'a kadar çalışıyorsun. Kaç saat çalışıyormuşuz? Her gün sabah 5.30'da kalkıp akşam 8.30'a kadar çalışıyorsun. Acaba ben Almanya'da yaşamıyor muyum? Zaten bunun çalıştığına dahi zaten o gün kazandığın para senin olmuyor zaten. Bir yarısı zaten devlete gidiyor. Eline belki 50-60 öyle kalıyor. Günlük o devlete verdiğin yarısından sana itibarı 50-60 öyle kalıyor. Sabah 5.30'da kalktık, 7'de iş başı. Akşam 9'a kadar 14 saat. Hadi öğle arası, kahvaltı arası 12 saate indirdim. Ortalama saat ücreti Almanya'da 22 euro. Ortalama bu, ben ne yapayım? Suç benim değil. Daha az alıyorum, daha çok alıyorum diyenler de olacak. Ama ortalama 22 euro. İstatistiklere göre konuşuyorum. Gerçi bazı akademisyenler, üniversite uzmanları şimdi onlar geç hikaye diyecek ama... Yok, o hikaye orası. Benim başka bir verim yok, kusura bakmayın. Hadi bu arkadaş 22 euro değil de 16 euro kazanıyor. Yani saatte 6 euro daha az diyelim. 16 kere 12, 192 euro eder. Yarısını vergiye kestim. 96 euro. Almanya'nın sahibinden.com tarzı sitelerine bakıyorum. 1000 euroya, 2000 euroya arabalar var. 2 aylık çalışınca bir 2000 euroluk bir araba alınabilir mi sizce? 1000 euroya araba alırsın. 500 euroya da araba alabilirsin. Ama o 500 ya da 1000 euroya aldığın arabayla en fazla belki bir 6 ay ya da 1 sene sürebilirsin. Yani 1000 euroya aldığın arabayla zaten bir ömür geçireceğini düşünmüyorsundur umarım. Çünkü ya arabanın bir yeri bozuktur. Çünkü genelde böyle oluyor Almanya'da. 600-700 euro araba satıyorlar ama sana söylemiyorlar bu arabanın neyi var neyi yok diye. Sana internete yazıyorlar. İnternete yazmak kolay. Ben de internete şimdi 1000 euroya bir araba koyarım. Altına yazarım ki 2 sene önce kullandım. İlk kilometresini indiririm. Ki öyle artık her şeyi elden yapabiliyorsun. Elden kilometresini değiştiriyorsun artık. Her şeyi de biliyor ha. Arabayı zaten 500 euroya satıyorlarsa vardır bir şeyler. Onu bir düşünsene yani. 500 euroya araba çok sağlam bir araba olmayacaktır. Eskiden su parası affedersin 1 TL'ydi herhalde. Ya da 50 kuruştu. Şimdi 10 olmuş, lira şu an. Şimdi 10 TL çıkmış yani aradaki farka bak. Ya bizim oraya bakarsan bizim orada da mesela bir tane şişe 1.50 ya da 2 euroya alabilirsin. 1,5 litre su en ucuzu 27 sent artı 25 sent depozito ve o depozitoyu zaten geri alıyorsun. Sen 1,5-2 euro diyorsun. Etme. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Çalma bizi bizden. Gitme o ellere. Etme. Ekonomik durumlar nasıl? Evet, diğer bir arkadaşa geçiş yapıyoruz şimdi. Ekonomi gördüğün gibi her yer tıklım tıklım görüyorsunuz. Evet, her yer dolu. Haklı. Ekonomi kötü diyorlar burada ama her yer dolaşıyorlar burada hani. Bir sürü insan var burada. Bakın, adam sokağa bakıp ekonomiyi analiz ediyor. Bildiğin uzman. Bence bu çocuğu ekonomi bakanı yapalım. Boşuna faizler, enflasyon istatistikleri hiçbir şeye gerek yok. Adam sokağa bakıp ekonomiyi analiz ediyor. Ekonomi iyiyse sizin deyiminize göre kiralar neden bu kadar yüksek? İşte onu ben de anlamadım. Onu Cumhurbaşkanıma söylemek lazım. Evet, gerçekten Cumhurbaşkanına bunu söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, biraz indirsinler. Ana gerçekten söyledi la. Şimdi Cumhurbaşkanı oturup röportaj izleyeceğini mi düşünüyorsun sen? İzliyor. İzliyor mu gerçekten? Ekonomi süper. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan. Türkiye'de mi yaşıyoruz? Hayır, ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da nasıl durumlar? Almanya'da aynı buradaki gibi. Açık konuşmak gerekirse buradaki gibi. Hani orada bir şeyi sanıyorlar, herkes iyi yaşıyor falan ama öyle değil yani. Yani en azından buradaki gibi dedi. Daha kötü demedi. Şimdi karma karışık bir röportaja daha geçiyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Ben Avrupa'da kalıyorum. Avrupa'nın ne durumda olduğunu görüyor musunuz? Biliyor musunuz? Ben de bazen kızlarımla konuşurken bu şekilde konuşuyorum ha. Bu odanın hali ne böyle? 400 milyon dolar halkına para dağıttı Almanya. Kim? Serdar. Euro. O lafın an. Lafınan. Dayının var ya bu konu hakkında hiçbir bilgisi yok. Öylesine lafınan dedi. Röportajı yapan kişinin sel dediğini duymadı bile. Buna ben yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Şunu söyleyeyim, şu anda Avrupa bitmek üzere. Avrupa bitmek üzere diyor. 64 ülke. Hepsi bitiyor. Nasıl bitiyor abi? Abi her ekonomi. Dur ben 92'de gittim buradan.
Ben burada bak parmağım kırıldı burada. Ben 88'de burada çalışıyordum. Doktora gidemedim ben. Arkadaşlar ben 87 doğumluyum. Eskiyi çok iyi bilmem. Ama ciddi soruyorum. Eskiden hastane yok muydu? Yani adamın parmağı kırılmış, doktora gidememiş. Yalan söyleyecek hali yok ya. Euro ne kadar abi? He? Bu röportajlarda dondurma yiyenler bir bana mı denk geliyor yoksa siz de görüyor musunuz? Euro'yu ne yapacağım? Sizin yüzünüzden euro böyle çıkıyorum. Yani bence haklı. Röportaj yapmasalar euro da çıkmaz. Ben buradan bir itirafta bulunacağım. Euro'nun 10 liraya çıkmasının sebebi bu arkadaş. Bakın çöp topluyor. Bu arkadaşa iş ver işe gitmez kardeşim. Ne biliyor? Sen iyi biliyorsun bulaşı. Sen ne biliyorsun oğlum sen gitmeyeceğim lan? Dandik. Tamam mı şuradan açayım canımı sıkma benim. Bak benim canımı sıkma dayak yesin bak. Bak dinle. Dubai'deki... Elinde dondurma olan Dubai'de falan filan diyor ha. Yemin ederim bunun bir bildiği yok mu ya? Bu çakalın bildiği yok. Ha, o çocuk röportaja girerken böyle mazlum falan duruyordu. Şimdi tabak çiçeği gibi açıldı. Ne hale geldi lan bu çocuk? Belki de ormanı bu yaktı. Ne bileyim ormanı sen yaktın Berkan Salyamızı. Konu ormana nasıl geldi lan? Ekonomi olarak malzeme gönderiyor. Bir yandan İsrail'e eleştiriyor. Bir yandan da oğlunun gemicikleriyle İsrail'e... Şu an tam rüyalarımın saçmalık seviyesi ha. Düşünsene hayatında ilk kez böyle bir röportaja katılıyorsun. Böyle büyük bir kitleye derdini anlatmak istiyorsun. Bir de böyle çok ciddi bir şey anlatıyorsun ama arkanda bir dayı var böyle hareketler yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim. Ben Hazreti Şeyh Yunus Demirtaş. Evet Cumhurbaşkanı da şimdi evde oturup senin röportajını izleyecek. Sahte evlilikle Azerbaycan vatandaşı bir kadınla evlendim dolandırıldım. Bu bir suç ihbarı değil mi? 1 milyon dolardan çok zararım var. Aynı şekilde 500 bin dolar zararı var. 1 milyon dolar mı? 500 bin dolar mı? Vallahi şimdi açıkça Cumhurbaşkanı sizi arayabilir. Niçin evlendin abi? Normal bir millet iki devlet dedik, inandık, güvendik. Bir millet iki devlet dedik. Ya bu insanlar şaka mı? Konuşalım! Konuşalım! Sahtekarsınız! Yürü çık git devlete gidin! Ne işiniz var burada? Yürü! Terbiyesizler! Yoksa dünyayı yakarım! Yeter Erdoğan! Arkadaş ne oldu lan? Bu röportajı mı beklediler? Patlayacağım bunlara! Gitmeyin Azerbaycan'a! Ben tam olarak anlamadım. Galiba bir kişi bu arkadaşları dolandırmış. Ama tüm suçu Azerbaycan'a yüklemek mi istiyorlar? Bana mı öyle geldi? Ülkemde Azeri istemiyorum. Suriye! Asla! Gelmesinler! Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu kala daşlı kala, her yanı daşlı kala. Korkaram yar geçkele, gözlerim yaşlı kala. Suriyeliler bin kat onlardan daha namuslu, şerefli, hasiyetli. Afganlar bin kat daha namuslu, hasiyetli, şerefli. Gelmeyin bu ülkeye bir daha, gelmeyin! Ben bu ikisinin bağlantısını anlayamadım. Baba oğul mu, dayı yeğen mi, arkadaşlar mı? Arkadaşlarsa hiç uymuyorlar birbirlerine. Kumsat Ali Ceçay. Öyle göstermek istedim. Doğru mu duydum ben? Ben de aynı doğru mu duydum? Eyvah! Muhammed'den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Talib Erdoğan peygamberimiz. Peygamberimiz ona tapıyor. Ona tapıyor. Ona tapıyoruz biz. Ben yokum arkadaşlar. Psikolojim bozuldu. Öyle diyeceğiz öyle. Öyle diyeceğiz. Peygamberimiz Muhammed. Tövbe tövbesi maşallah. Bizim peygamberimiz Talib Erdoğan. Abi Talib Erdoğan kim ya? Peygamberimiz. Ona tapıyoruz biz ona. Evet arkadaşlar bugünkü bölümünün... Konuşamadım. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldim. Bu format benim gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ki kısa videolarıma devam ediyorum. Yani shortslarıma bakarsanız ya da Instagram'dan takip ediyorsanız kısa videolarımı da görebilirsiniz. Bu videoya like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Siz de kendinize iyi bakın.